Evet, hepinize merhabalar. Sizden gelen talepler üzerine sosyal mecralarda, Instagram olsun, WhatsApp'tan yazmış olduğumuz WhatsApp grupları olsun, sakinlerimizin gruplarından gelen sorulara istinaden burada sevgili Ahmet Bey aramızda da yine aynı şekilde. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Ahmet Bey ile birlikte bu sizden gelen soruların hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağız. Sosyal mecralarda, Instagram adresinde, özellikle Ahmet Bey'in YouTube adresinde ve ben Deniz Güven Yenisun da aynı şekilde YouTube ve Instagram adresinden ve WhatsApp gruplarımızdan gelen sorularımızı biz toparladık. Burada Ahmet Bey'e de sormak istiyorum bunlarla alakalı süreci. Ahmet Bey izniniz olursa Batı 1 ve Batı 2'den başlayacağım. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Toplu şekilde sormaya çalışacağım aslında. Batı 1 ve Batı 2 diye tabir edilen projemizin, TOKİ tarafından yapılan projenin yapılış süreci, hak sahiplerine fiyatlandırılması, teslim süreçleri, lokasyonu ve kuralları hakkında sizden detaylı bilgi istiyoruz efendim. Eyvallah. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederiz. Ben de hoş buldum. Ben teşekkür ederim. Dairelerin yapılması ile alakalı Batı 1 bölgesindeki dairelerin %40 inşaatı bitme aşamasında. Batı 2 dediğimiz bölge henüz harfiyatı yeni alınıyor. Temelleri yeni atıldı. Kura ile alakalı bununla ilgili gerek hak sahiplerinin, gerek oradaki mağdurların TOKİ yapmış olduğu talepler neticesinde TOKİ yakın zamanda bir açıklama yaptı. Bizim burada vermiş olduğumuz bilgiler tamamen Kayaşehir bölgesiyle alakalıdır. Farklı platformlarda, farklı lokasyonlarda farklı sorular geliyorlar. Bu anlamda yanlış anlaşılmasın. Verdiğimiz cevaplar sadece bölgeyle alakalıdır. Batı 1'in kurasının 3 ay içerisinde çekileceği açıklandı TOKİ tarafından. Batı 2 de yine Batı 1'in seviyesine geldiği zaman, yani %40, %30, %50 seviyesine geldiği zaman yine TOKİ tarafından bunun da açıklaması yapılmış olacak. Fiyatlandırmasına gelelim. O konuyu da sormuş oldunuz. Fiyatlandırması ile alakalı yine TOKİ yapmış olduğu açıklamada artan enflasyon farklarını fiyatlar yansıtmayacağını söyledi. Ama bunu neye göre yapacak? Daha önce projesi yapılan teslim edilmeyen birinci ve ikinci etaptaki 2 artı bir daireleri 400 bin TL'ye, 3 artı bir daireleri 500 küsür bin TL'ye verdi. Bir ve ikinci etaptan yaklaşık bir sene sonra yapılan 3 ve 4. etabı 2 artı birleri 1 milyon TL'ye, 3 artı birleri de 1 milyon 300 bin TL'ye vermiş oldu. Bu rakamda örnek tam net olarak değil ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün Batı 1 ve Batı 2'de fiyat artışı yapılmayacak denirken birinci ve ikinci etabı mı kıyas alınacak? Üçüncü ve dördüncü etabı mı kıyas alınacak? Dolayısıyla buradaki yapılacak olan fiyatlandırma tamamen enflasyon farkına göre, fiyatların artışına göre belirleneceği için bu ifadenin aslında çok da böyle yerin ifade olmadığını görmüş olduk. Evet. Yani fiyatlandırma baz alınırken 2023 yılındaki ekonomik şartlara göre yani inşaat süreçleri bu yıl başladığı için değil mi? Buna Evet. göre fiyatlandırma yapıp ve halka bu fiyatlardan takdim edilecek. Zaten fiyatlandırma yapılacak olsaydı Evet. kurası çekilir yapılmış olurdu. Evet. Peki, teşekkür ederiz sevgili Ahmet Bey. Halk arasında 25. bölge diye tabir edilen resmi adı 50 bin konut 1 ve 2. hesapla alakalı gelecek. Burada en çok gelen sorulardan bir tanesi bizim de sizin de karşılaştığınız muhtemelen. Birinci etapın teslim süreleri ne zaman efendim? Yine bununla alakalı TOKİ yapmış olduğu açıklamada bir ve ikinci etabın devamının akabinde açıklamada 3 ve 4. etabın Eylül ayının 2023 yılının teslim programlarını aldığını yazıyor. Ama burada da bir çelişki var. 3 ve 4. etap 1 ve 2. etaptan yaklaşık bir sene sonra yapıldı. Hem TOKİ'nin internet sayfasındaki uygulama oranları hem de sahadaki yapılan mevcut uygulamada da birbirine çok farklı. Dolayısıyla TOKİ burada açıklama kısmında 1, 2, 3 ve 4. etapın Eylül ayında yapılacağını söyledi. Bundan dolayı da 3 ve 4. etaptaki hak sahipleri bir beklenti içerisine girdiler. Bunun Eylül ayında 3 ve 4. etapın teslim olması mümkün değil. Bu soruya şundan dolayı cevap vermiş oldum. TOKİ'nin yapmış olduğu açıklamaya göre 1 ve 2. etap Eylül ayında teslim edileceği program dahilindedir yazıyor. Yani net olarak Eylül ayında değil. Eylül ayının sonu olabilir.
Bu Ekim ayında da bulabilir. 2023'ün Eylül ayında evet. Teslimi, yani tahmini teslim tarihleri. Evet. Evet. Beyan edilenler. Peki teşekkür ederiz. Yine aynı bölgemize istinaden şöyle bir soru daha var. Onu da yöneltelim sizlere. Bankada malumunuz kadev ödemeleri yapılacak. Bunlarla alakalı ne kadar kadev ödeyeceğiz diye bir soru daha gelmiş. Bunu da tekrar sizlere sormak istiyoruz. Daire sahipleri dairelerini ilgili bankadan teslim alırken şurası çok karıştırılıyor. Dairenin o günkü kalan borcu ne kadarsa bunun %1'ini KDV olarak talep ediliyor. Bu an itibariyle Temmuz ayında gerçi zam gelecek ama ortalama 3+1 dairenin 700 bin TL borcu olduğu varsayarsak %1'i 7000 TL alacağı anlamına gelir. Yani 4+1'lerde üzülüyorum. 2+1'lerinde 400 bin lira olduğu varsayarsak 4000 TL KDV bedeli ödenecek. Teslimat aşamalarında evet. Bankaya ödenecek miktarlar evet, %1. Evet. Peki Ahmet Bey yine teslimde neler yapmalıyız? Yani mülkümüzü teslim almaya giderken yapmamız gerekenler ne diye bir soru daha gelmiş. Bunu da ben size yönelteyim efendim. Buyurun. Bununla alakalı biz gerek az önce sizin ifade ettiğiniz gibi gerek bizlerin de YouTube kanallarımızda dairemizi teslim alırken nelere dikkat etmeliyiz, ne yapmayız alakalı bir video yayınladık. Oradan daha geniş bir perspektiften bakabilirler. Kimlikleriyle birlikte sözleşme yaptıkları zaman banka tarafından verilen satış vaadi sözleşmesiyle birlikte bankaya gelerek dairelerin teslimatını sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubesinde yapabilirler. Yani ilk TOKİ'ye müracaat ettikleri kendi şubeleri olan o şubelere gitmek evet. zorunda değil mi? Yani İstanbul'da herhangi bir bankadan herhangi bir şubeden olmuyor. Evet. O evet. bankadan olacak ve kendine mesaj gelecek zaten. Evet. Peki Ahmet Bey avans bedelleri nedir? Teslimat aşamasında malumunuz avans bedelleri varmış. Bunları da merak etmiş bir şey hak sahibimiz. Bu soruyu da ben size yönelteyim. Avans bedeli nedir? Nereye ödenmelidir? Avans bedelleri KDV'den bağımsız olmaksızın yine ilgili bankaya ödenmektedir. Avans bedeli malum buralar yeni proje olduğu için Topu Kol İdaresi'nin bünyesinde olan emlak yönetim tarafından site oluşturuyor. Yeni oluşturulan sitenin eksiklerini yani siteyi kurmak için işte personel maaşları, personelle alakalı giderler, temizlik vesaire malzeme. Bundan dolayı bu avans bedeli genel olarak bugüne kadar yapılan uygulamada 3 taksit halinde yine Halk Bankası'na, ilgili bankaya ilk taksiti anahtarı teslim alınırken ilk o gün KDV ile birlikte ödenir. Geri kalan 2 taksiti de bir ay süreli 2 taksit halinde yine bankaya ödenir. Evet. Aslında bana gelen soruların arasında da vardı. Avans bedeli demişken onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi avans biliyorsunuz normal literatürdeki anlamı avans vermek ve bunu mutlaka bir geri dönüşümünü beklemek. Buradaki avans bedelini bir açar mısınız? Avans bedeli neyi kastediyor? Şimdi buradaki avans bedeli site yönetimi, emlak yönetimi tarafından oluşturuluyor. Hak sahiplerinden havuzda toplanılan parayla sitenin örnek olarak ifade edeyim kamera eksikleri vardır. İşte efendim turnikesi yapılacaktır. Sitenin etrafı çevrilmemiştir. Bunlar kullanacaktır. Yine personellerin ihtiyaçları, giyimleri, kuşamları vesaire. Yani site oluştururken emlak konut tarafından ya da emlak yönetim tarafından siteye bir bütçe aktarılmıyor. Bu bütçe, bu hizmetler hak sahiplerinin vermiş olduğu avans bedelleri beraber site yönetimi oluşturmuş oluyor. Site yönetimi bir kasası oluşturmuş oluyor. Evet, şöyle söyleyebiliriz o zaman. Kıymetli izleyicilerimin de en çok sorduğu sorulardan olduğu için söylüyorum. Avans bedeli site yönetimi kurulurken içerideki teçhizat, demirbaş vesaire size tekrar bunun herhangi bir geri dönüşü yoktur. TOKİ tarafından o sitenin kurulmasına vesile olup o kasasında para bulundurması gerektiği için burada verilen bir bedeldir. Avans olarak tekrar algılanıp borcumuzdan ya da site yönetimindeki herhangi bir şeyden TOKİ taksitinizden düşmeyecektir. Dolayısıyla orada total, kümülatif dairelere göre bir rakam çıkarılıyor ve bölünerek buna veriliyor. Dolayısıyla avans bedelini bana çok gelen sorulardan olduğu için bunu tekrar sormak istedim tekrar size. Peki bu tapu noktasını sormak istiyorum ben size. Tapuları ne zaman alabiliriz diye genel olarak soruların en çok geldiği sorulardan bir tanesi de bu. Evet. TOKİ içerisinde bulunmuş olduğumuz Mayıs ayı itibariyle 18 Mayıs'ta bitti. Son kampanyası buydu. %25 indirim kampanyası yaptığı için özellikle bizim bölgemizdeki daire sahiplerinin borçları
ödemiş oldu. Özellikle 3 artı 1'ler bu haktan faydalandılar, yararlandılar. Orada bir de çok soru geldi. Biz borcumuzu ödediği tapuyu ne zaman alacağız? Orada şudur, bu daireler henüz teslim edilmediği için, iskanı çıkmadığı için tapularını alamazlar. Tapular daireler teslim edildikten sonra belediye tarafından, ilgili ilçe belediyemiz, Başakşehir belediyemiz tarafından son kontroller yapılıp iskanı TOKİ tarafına verilir. TOKİ tarafından da tapular hazır hale gelir. Genel olarak bugünkü uygulamaya, bugüne kadar yapılan uygulamada daire teslim edildikten 2-3 ay sonra iskan çıkıp tapular hazır olmuş oluyor. Evet, özellikle belki aynı yani lokasyonda yaşamak istemeyenlerden çok gelen bir soru. Ben borcumu kapatıp bununla alakalı bunun devrini yapmak istiyorum başka bir kişiye. Tapumu ne zaman alabilirim diye bu şekilde sorular geliyordu. Buradan da aldığımız ve algıladığımız şu, muhtemelen size tekrar yönelteyim bunu. Bizim borcumuzu kapattıktan sonra bir iskan süreci var belediye yani yerel yönetimle alakalı. Bu süreç bittikten sonra biz her halükarda tapumuz yani orada bir süre gözetiyor muyuz? Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene. Böyle bir süre var mı? Özellikle daha önce geçmiş karşılaştığınızda. Bu TOKİ ile belediyenin yazışmalarıyla alakalı. Aslında TOKİ'den hem TOKİ diyelim hem yüklenici firma diyelim. Evet. İkisi de aynı kapsıyor. Yüklenici firma ile belediyenin yazışmaları, imza atmaları, normal prosedür malumundur. Bürokrasi prosedürü. Bunların işte iki ay aşağı yukarı sürmesini bekliyoruz. Evet. Peki teşekkür ederim. Allah razı olsun. 3 artı 1 daire ile alakalı sorulardan bir tane sormak istiyorum size. 3 artı 1 dairemizi kiraya verebilir miyiz Ahmet Bey? Evet, 3 artı 1 daire sahipleri sözleşmelerinde yazdığı üzere dairelerini dilediği şekilde, dilediği kişilere, dilediği bedelle kiraya verebilirler. Burada herhangi hiçbir kısıtlama yoktur. Evet, burada şunu aslında sormak istiyorum bu soruya ek olarak. 3 artı 1 daire TOKİ teslimatında mı kiraya verilecek? Yani o kiraya vermede bir kriter var mı? Teslim aldık, anahtarı aldık, kiraya verilebiliyor mu? Yoksa bir süreç daha var mı? Teslim aldıktan sonra daireleri istedikleri zaman kiraya verebiliyorlar. Orada şöyle bir süreç var. Kirayla alakası olmaksızın temizlik süresidir. Asansörlerin aktif edilmesi, elektriklerin, suyun, doğalgazın bağlanması. Evet. Bunları teslim sürecinde gelir zaten. Bir 15-20 gün ve 40 gün duruma göre bir geçim olabilir. Ama kiraya verilebilir. Aboneliklere bağlı. Yani gazdır vesaire açılışı yapıldıktan sonra kiraya yani verebilirsiniz. Kiraya verdiğimiz zaman biz orada şunu da yapıyoruz. Malumunuz olduğu üzere. Daire kiraya verilir. Evet. Orada şunu biz yaptık. Bu önceki projelerde hepsinde yaşanabilir bir alan, yaşanabilir bir zaman örneğin teslim aldık, kiraya verdik. Doğalgaz açıldı, elektrik açıldı, su açıldı. Kiranın başlangıcı yaşanabilir bir alan zaman olduğu zaman o zamanı denk geldiğimiz gün kiranın başlangıcını, kira kontratını bu şekilde yazıyoruz. O zaman sevgili izleyenlerimize şunu özetleyebiliriz. Evet, sizler anahtarı varsayıyorum ki Eylül ayında başladı. Eylül'ün 20'sinde dairemizi teslim aldınız. Ama içeride bir yaşam sürebilmek için elektrik, su, doğalgaz gibi aktivitelerin, abonelikleri başladıktan sonra kiraya verebilirsiniz. Doğru anlamışım değil mi Ahmet Doğrudur. Bey? Peki. Teşekkür ederiz. 2 artı 1 ile alakalı sorumuz var. Aynı şekilde 2 artı 1 dairemizi kiraya verebilir miyiz sevgili Ahmet Bey? Alt gelir grubunda olan 2 artı 1 dairelerimiz sözleşmemizde de yazdığı üzere kiraya verilemez. Burada bize çok gelen bir taleplerden bir tanesi de ne yapabiliriz kiraya vermemiz için? Dairemizin kalan borcunu kapattığımız zaman tapusunu aldığınız takdirde bunu resmi olarak kiraya verebilirsiniz. Burada herhangi hiçbir mahsuliyet yoktur. Bu konuyla alakalı da zaten siz malum katiplerle detaylı ilgileniyorsunuz. Arkadaşlar yine size ararlar. Buna göre detaylı bilgi verirsiniz. Evet. Peki Ahmet Bey, malumunuz daireleri teslim almaya gideceğiz almasın ama daireyi teslim alırken içeride yapmamız gereken aktiviteler yani herhangi bir demirbaş takılması ne bileyim içeride yapmamız gereken tadilat yani sizin tabirinizle düzeltme herhangi bir eksikleri var mı? TOKİ nasıl teslim ediyor bize daireleri? Projeden projeye değişmekle birlikte özellikle konuşmuş olduğumuz proje bir ve ikinci etapta şu anda en yakın onu görüyoruz teslim olarak. TOKİ daireleri teslim ederken korniş, aspiratör, termosifon, bunları yapmıyor. Bunları hak sahipleri, kendileri yapacaklar. Bundan dolayı bu eksikleri de biz firma olarak organizasyonu yapıyoruz. Bunu burada bu şekilde de bu vesileyle bunu beyan etmiş olayım. Firma olarak sürekli bu şekilde bize talep geldiği için gelen taleplere cevap vermek adına ilgili alanda uzman arkadaşlarla anlaşıp bu ihtiyacı gidermiş oluyoruz.
Evet. Yani şöyle algılayabiliriz değil mi? Bizler dairemizi teslim alırken sizleri sosyal mecralardan takip edebiliyoruz. Sizler bunlara istinaden tedarikçi firmalarımızdan içeride yapılması gereken korniş, termosifon, aspirat aklınıza ne geliyorsa bununla alakalı bizler adına fiyatlar alıyorsunuz. Onlara yönlendirme yapıyorsunuz. Evet. Doğru anladım değil mi efendim? Buradaki bütün hizmetleri ücretsiz yapıyoruz. Herhangi hiç ücret talebimiz yoktur. Ha, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Peki Ahmet Bey, termosifon nedir? Son dönemlerde TOKİ projelerinde termosifon geçiyor. İnsanlar biliyorsunuz merkezi pay ölçere alışkın olduğu için termosifon nedir diye sorular sormaya başladı. Termosifon nedir? Tabu konut sistemi geçildiği zaman Çevre Bakanlığı merkezi sistem uygulamasını kullandılar. Evet. Ancak enerji verimliliğinde büyük bir açık olduğunu kendileri bunu ifade ettiler. Bununla alakalı da mecliste bir değişiklik yapıldı. Şu anki merkezi sistem %35 enerji kaybına sebep olduğunu öngördü meclis. Bununla alakalı da sistemi değiştirdiler. Termosifon uygulamasına geçtiler. Termosifonun aslında halk nezdindeki ismi şofben olarak tabir edilir. Eskiden elektrik şofbenler vardı. Bu doğalgazlı şofben olarak ifade edelim. Termosifon kombiye de aslında benzetilir. Kombi ile aynı işleyişi görmez. Ama termosifon dediğimiz cihaz mutfaktaki suyun, banyodaki suyun, soğuk suyun sıcak suya çevrilmesidir. Yani sıcak su bedelleri İGDAŞ tarafından, doğalgazlı termosifon tarafından İGDAŞ'a ödenecektir. Ama bugüne kadar 22. bölge hariç önceki projelerde, özellikle Topkoğlu olan bu Kayaşehir'imizde hep merkez sistem kullanmıştır. Vatandaşlar evlerinde otursalar da oturmasalar da onu kullansalar da kullanmasalar da bedel ediyorlardı. Ama gelen şikayetler ve enerji kaybı kaynaklanan sebeplerden dolayı bunu yarı merkez sistem diye tabir ettiğimiz bu sistemin çok daha faydalı ya bireysel olarak çok daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da yeri gelmiş onu da söyleyeyim. Biz bu konuda da az önce ifade etmiştim. Tedarikçi firma değiliz. Ama takdir edersiniz ki bizim burada ciddi bir müşteri potansiyelimiz var. Gelen talepleri en uygun şartlarda kaliteli bir malzemeyi servisi ağı olan, devamlılığı olan, memnuniyet olan firmalara bu termosifonları da topluca yaptırdık. Bugün bundan önceki projelerde. Burada da yine aynı bu hizmetleri yaptırıyoruz. Burada da herhangi yani aracı hizmet yaptığımız için bir hizmet bedeli, bir komisyoncuk vesaire kesinlikle talep etmiyoruz. Evet. Yani özetlemek gerekirse aslında şu, kıymetli izleyenlerimize bunu hatırlatmak istiyorum. Doğru anlamışsam sizler lütfen teyit edin. Toplu konut dairesinde kat malikleri kanunda da böyle geçiyor bildiğim kadarıyla. Ortak alanlarda %70'e %30, %30 bir dağıtım payı vardı. TOKİ'nin yapmış olduğu araştırma geliştirme yani Ar-Ge'ler neticesinde bunun bir enerji sarfiyatına yani fazla bir enerji sarfiyatına neden olduğu için termosifon uygun görüldü ve bir araştırma geliştirme yaparak TOKİ o zaman Ahmet Bey kendisini sürekli güncelliyor. Yani yapılan inşaatlarda son aşamalara göre hep son sisteme doğru gidiliyor. Doğru anladım değil mi Ahmet Bey? Hem son sisteme doğru gidiyor hem de vatandaşlar bu noktada çok şikayetleri oldu. Evet. Malum bugün konulan kanunlar bile uygulamadaki eksikli hatalara göre düzenliyor. O da bu şekilde olmuş oldu. Evet. Peki teşekkür ederiz sevgili Ahmet Bey. Sağ olun. Rabbim razı olsun. İnşallah izleyicilerimizden gelen, özellikle bizleri takip edenlerden gelen sakinlerimizin, kura hakkı sahiplerinin sorularına cevap verebilmişizdir. Mutlaka sizler de her türlü sorularınızla alakalı Hüseyinoğulları Gayrimenkul bünyesinde 3+1'lerde sevgili Ahmet Bey'den, 2+1'lerde bendeniz Güven Yenisu'dan bu tür soruları WhatsApp gruplarımızdan, Instagram'dan ya da YouTube adreslerimizden bizlere sorabilirsiniz. Bizler de dilimizin döndüğünce, lisanımızın döndüğünce bu sorulara nacizane cevaplar vermeye çalışacağız. Efendim bizleri altta geçen adreslerden takip edebilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Şeref verdiniz efendim.